çocuklar burada mı? O bir fotoğraf alacak aslında. Biz ikisi biliyorsunuz ilişki. Elimizden gelen her şeyi sizler için yapacağız. Bazen soğukta bırakıyoruz, şey yapıyoruz filan. Şey iyileşiyor, iyi abi. Tamamdır. Tamamız. Bir de toplu... Şöyle yapabiliriz. Yok. Ya zaten ona cevap vereceğim. Daha güzel aşkım. La son 3 gün yani... Son 3 gün, 72 saat. Dolayısıyla bizim için tabii sadece bu senin söylediğin gibi bir tesis açılışı değil bizim için. 95 yıllık beklentimizin sona ermesi. Yani hiçbir yere koyamıyoruz bunu. Yani duygusal olarak o gün Göztepe'lerin hemen hemen tamamı çok değişik şeyler yaşayacak. Buna eminim. Tabii 72 saatimiz daha var. Çok işimiz var. Her ne kadar stat şu an oynamaya hazırsa da tabii son dakikada da elimizden geldiği kadar o günün çok güzel, çok misafir var. Hem Ankara'dan, İstanbul'dan, her yerden misafirlerimiz olacak. Onlara güzel bir ambiyans göstermek, güzel bir maç yaşatmak istiyoruz. Beşiktaş'la oynayacağımız bu ilk maç bizim için tarihi bir gün olacak. Sadece Türkiye'de değil, dünyada şu konuşuluyor. Yani statlar tek başına maç günü dışında kamunun, halkın kullanımına açılmalı. Biz böyle bir yer yaptık. Yani bu esasında, bunu esasında bu tesisin ne olduğunu herkes 8 ay, 10 ay sonra görecek. Yani şu an hep söylüyoruz. Biz sadece bir maçla stadı açıyoruz, tesisi açmıyoruz diye. Yani ona hep söyledik. Biz çok güzel bir açılış töreni yapacağız. Ama tesis bittiği zaman yapacağız. O zaman açıklayacağız. Güzel sürprizlerimiz de olacak o günle ilgili. Ama şu an biz maça stat kısmını açıyoruz bu tesisin, öyle diyelim. Bir de çatıyı çok yakında kamunun kullanımına açacağız. Yani bu çok istenilen ve özendirilen bir şey. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de, dünyada. Şu an esasen Spor Bakanlığı da aynı konuda bakıyor. Yapılan statları acaba ne yaparsak daha fazla halkın kullanımına koyarız. Aynı zamanda burayı gelir getiren yerler haline getirip işte biliyorsunuz ya, Türkiye'de bir realite var. Statların çoğunu kulüpler devralmak istemiyor. Niye istemiyor? Çünkü büyük bir masraf kapısı. Ha, bunları daha iyi nasıl yaparız diye. İnşallah biz bunu ilk örnek olarak daha bakanlıkla bu konuda çalışacağız. Birlikte ne yapacağız? İşletmesiyle ilgili her şeyi bitirmiş durumda değiliz. Bunlar ama çok karşımızda bu konuda iyi niyetli herkes. Oturacağız karşılıklı. Buranın nasıl işletileceğine karar da vereceğiz. Evet. Sadece 25 bin değil. Şimdi bu stadın yapılması hakikaten herkes biliyor. Çok uzun bir yoldan geçtik. Bu uzun yolda şu an bu bulunduğumuz tesisi yapabilmek için tabii ki Göztepe Kulübü olarak biz her türlü imkanımızı ta baştan bunun şeyini kendimiz yaptık, projesini kendimiz yaptık. Ama bu uzun yolda ve kendi maddi imkanlarımızla seferber ettik. Ama bu gördüğünüz stadı hakikaten çok büyük emeklerle, çok büyük yardımlarla yaptık. Yani en başta bu Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Binali Yıldırım, Bakanımız, onların yardımıyla bugün gördüğümüz bu tesise kavuşuyoruz. Yani onlara her ortamda teşekkür ediyoruz. Bir laf vardır biliyorsunuz. Herkes, söyle neydi? Herkes unutur, göz unutmaz. Yani biz bu stadın yapılmasında emeği olan herkesi her zaman gönlümüze koyduk yani. Bugün de böyle, bundan sonra da böyle olacak. Şimdi ondan sonra tabii ki şunu da unutmayalım. Şu an İzmir Belediyesi olsun, İBB, Konak Belediyesi olsun günlerdir bu maç gününü hazırlanabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Onlara da bu arada
teşekkürümü unutmayayım. Bu kale arkası konusu biraz zaman zaman kafaları karıştırdı. Bu da çok uzun bir yoldu. Bakın Türkiye'de kanunlar, spor kanunu 6222 bizim kale arkasında seyirciyi koltuksuz seyretmesine uygun değildi. Bu konuda hakikaten yani biliyorlar, herkes biliyor bunun tamamen Göztepe Kulübü olarak özellikle benim şahsi gayretimle gidip tek tek anlattık. Ve bu süreçte bakanlıkları geçtik, bütün bunları güzel anlattık ama maalesef biz Beşiktaş maçına burayı yetiştiremedik işin doğrusu. Türk Futbol Federasyonu yaptığı toplantıda o gün birazcık bize de sürpriz oldu, çıkmadı. Ondan bir sonraki toplantıda kararı aldılar. Dolayısıyla şu an şey riskini almadık. Yani Beşiktaş maçına hemen bunu yapma riskini almadık. Bunu artık bundan sonraki maçlarda. Şimdi zaten burada kanun belli yani. Biz istediğimiz zaman bu gördüğünüz kale arkasındaki koltukları kaldıracağız. Onlar da her koltuğa iki kişinin gelebileceği bir düzenlemeyle ki daha rahat maç seyredecekler, daha emniyetli olacak. İlk anda 25 bin kişilik stat yapacağız. Bakacağız ileride hala ki olabilir şey varsa, istek varsa görürsek o zaman 30'a kadar çıkarabiliyoruz. Biz siyaset üstüyüz. Yani bizim siyasetle hiçbir ilgimiz yok. Dolayısıyla bu tür açıklamaları ben çok üzülüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, İzmir bundan çok çekti. Yani hala İzmir'in bu eski temsil ettiği kafanın söylediği şeyler bunlar. Bugün Karşıyaka'nın stadı olması için bir kulüp başkanı ne kadar ağırlığını koyabilecekse ben koymaya hazırım. En iyi tesisler Karşıyaka'nın olsun, altyapı için güzel tesisler yapılsın, Altay'ım için, Altınordu için, bütün İzmir kulüpleri için biz bunu destekliyoruz. Biz geçen hafta zaten bir yönetim kurulu toplantısı yaptık ve şöyle bir karar aldık. Biz yani Torbalı'da bu işi yapmaktan vazgeçtik. Niye? Biz istenmediğimiz yerde olmak istemiyoruz.